gitmiş o da. Yok. Yok mu? Olamadın mı daha? Yok, olamadık. O zaman seslen Rize'ye, Karadeniz'e, bütün hemşerilere. Ben de Rizeliyim biliyorsun. Bütün Karadeniz, her tarafı seslen yani zaten. Evet, artık birinci yapım yani benim. Görüyorsun yani, çok risk artık. Yarışmacılar azalmaya başlıyor yavaş yavaş. İkiliğimiz falan var ama tabii daha henüz birinci yani olamadık. Çok da yakışıklı yani. Olmuşsun. Süpersin. Mis gibi. Çok yokacaksın. Ak ellerin. Neşet Ertaş. Aa, Neşet Ertaş hocamızı da saygıyla, rahmetle anıyoruz. Bozkır'ın tezenesini. Sahne senin. En güzel alkışlar senin için gelsin. Hadi bakalım. Taksam cırdağıma ey, gitsem çöle, ben bir şahin olsam, sen bir balaban, taksam cırdağıma sen çöle. Ankara'nın
Çok teşekkürler. Tebrikler Uygar. Salon coştu. Salon coştu. Ne güzel. Bu arada ekran başında bizi izleyenler, burada böyle çok güzel anlar yaşanıyor, dans ediliyor. Eğer siz de stüdyomuzda konuk olmak isterseniz Akatlar MKM'de çekiyoruz. İstanbul Akatlar MKM'de sizleri de bekleriz. Yorumları da hemen reklamlardan sonra alacağız. Kanal D'de Popstar 2018'in 6. haftası canlı yayınımız devam ediyor. Reklamlardan önce sevgili Uygar güzel bir performans sergilemişti. Sonra reklama gittik. Şimdi jüri yorumlarını alacağız. Ama ben bu arada aklıma bir şey takıldı. Bülent Hanım, siz yayının başında bana dediniz ki bu camlar beni kesiyor. Harika bir kostümünüz var. Böyle şıkır şıkır, pırıl pırıl. Aynen. Harika sağ gözüküyorsunuz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bunu bu hafta çok genç sanatkarlardan Sayın Semih Doğruer beyefendi hazırladı. Nur biraz rahatsız. Geçmiş. Ama ben zaten Semih'le de çalışıyorum. Efendim. Çok yakışmış. Ellerine sağlık. Demek ki beğendiniz. Çok yakışmış gerçekten. Semih'ciğim beğenilmişsin hadi. Canım. Çok da efendi. Çok kibardır yazık. Nur Hanım'a hocam, hocam, hocam diye diye böyle ölür. Ama o da galiba o bir yerlere yazılar yazıyorsunuz siz makinelerde. Sosyal medya diyorsunuz. Ha. Aferin çocuğum demiş galiba. Aradığında şey yaptı, söyledi. Nur, sana da o yakışırdı tabii dedi. Çok güzel. Bu arada Adnan, Adnan nereden çıktı? Uygar. Uygar. Kaç yıl önceki Karadeniz gelecek hafta bu çocuk beni... Gelecek hafta düet yapacaklar, oradan takıldı aklıma. Sözünüzü kestim, affedersiniz. Estağfurullah. Bu çocuk beni eğer ki Rize'ye götürmezse... Benden puan alamaz. Bakın o çocuk şimdi size ne diyecek? Ne diyecek? Sayın hocam, ben sizi rüyamda gördüm Rize'ye gittiğim zaman. Suyu anlatsaydın. Yanınıza geliyordum hocam. Ne yapıyorduk orada? Söyle. Bak ben söyle. Ben, suyu anlatsaydın bunlar. Sarılıyorduk bırakmaz. Hocam. Ne yapıyorduk? Sarılıyorduk hocam. Yandım. İkimiz. Evet hocam. Aa, ben gidiyorum. Gönderim. Yo. Ben geleyim hocam. O haltı bir kere yedim, bir daha yiyemem. Hiç kusura bakmayın. Sizi rüyasında görmüş, yanınıza geliyormuş rüyasında. Ah, bana yes. Diyor ki hiç yanına gitmedim Bülent Hanım'ı. Gidebilir miyim dedi. Ne yapacaksın evladım, yapma böyle şeyler. Sarılacak Bülent Hanım. Sen eceline mi susadın çocuğum? Gelebilir mi yanınıza? Gelsin hadi. Hadi o zaman. Rüyaların gerçek oluyor Uygar. Peki, bu arada... Armağan'cığım. Beni de görmedin inşallah. Görmüş, ay. Görmüş. İkimiz yan yanaymışız. Ne rüyaymış ama. Yani... Tabii. O arada denizde kafasını çıkarıyormuş. Ben de buradayım diye. Ben elimle itiyormuşum. Peki sene kardeşim sen. Seninle ne alakası var diye. Ay. Allah hayretsin Uygar'cığım. Amin. Hemen bakalım şimdi yorumları alalım. Deniz'in elinde mikrofon hazır. Uygar'cığım çok güzel bir performanstı. Bir kere bütün salonu ayağa kaldırdın. Bir tek ceketin arkasındaki şu puntolu yere takıldı benim gözüm. Ne o? Ceketin arkasına pot oldu o. Çift hani yırtmaç. Bir yırtmaç var ya, çift yırtmaç. O dikili, onu açman gerekiyor. Dikili değildi diye biliyorum ama, ben ama dikili. Böyle bir tuhaf duruyor yani, pot yapmış duruyor. Evet, dikili gerçekten. Dön arkanı bakayım. Dön bakayım arkanı. Bilmeyiz öyle şeyleri. Oğlum arkanı doğru dürüst dönsene. Aa. O bırak dikili, onu da bırak. Bak.
Bak, bırak. Dikili. Şurası dikili. Evet. Orası dikili sen kalmış. Sen orandan niye rahatsızsın? Dön doğru dürüst. Bırak onu da. o pot yapıyor. Ona ay, dikkat et. O dikili kalmış. Zaman. Hayır, o şey olabilir. Astar çekiyor olabilir. Olabilir. Yok, dikili kalmış. Dönebilirsin tabii artık. Yani işte gözüme batan oydu. Ama yorumun, hitabetin, seyirciyi avucunun içine alman çok güzeldi. Hepimizi oynattın yani. 90. 90 geldi Deniz Seki'den. Teşekkürler Deniz. Sevgili Can. Şeyi merak ettim. Diğer yarışmacı arkadaşlar kendilerinden mi çıktılar yoksa konuştunuz mu önceden? Zannediyorum çıkmak istediler onlar. Çıkabilir miyiz dediler. Biz de çıkabilirsiniz dedik. Ya onlar da öyle bir coştu ki. Böyle bir daha ne güzel. Ama Kadir bayağı bildiğin rol çaldı. Ne güzel oynuyormuş. Kadir çok güzel oynuyor. Çok. Evet, evet. Kadir hangisi o? Kürdan olan. Evet o. Babası burada. Ama diyor Kadir. Diyor ki güzel oynar diyor. Söyledim. Ne kadar güzel oynadı ya. Tabii. Hani oktavlı sesli. Evet, evet. Oktavlı sesli. Vallahi helal olsun. Bak. Ama çocuklar ne kadar mutlu oldum. Arkadaşlarına destek oluyorlar. Ben destek de onu dedim Bülent Hanım. Çok keyifliydi. Çok iyi oynuyor. Kesinlikle hocam. Yani. Vallahi hepsi. Helal olsun ya. Şimdi senin performansına gidelim. İyi şarkı söyledin, itirazım yok. Ama introyu şarkı yani şarkıya girmeye beklerken introda niye otobüs bekler gibi bekledin? Ama öyle olur o. Böyle olur mu? Ellerini böyle koyup böyle. Saygıdan. Hangi saygı? Öyle şarkıya girmek bekledin şöyle mi? Ellerini böyle yok, yapmış. Yok biraz hımbıl hımbıl. Böyle otobüs bekler sanki gibi. Sanki böyle göbekli hanımlar öyle yapsın, vardır. Yani, tamam. Küçük küçük. O ne? Ha böyle hani. Gel gel. Uzun havayla girdi. Olmaz öyle. Tamam ama hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bugün herkes unutuyor yakın geçmişi. Hayır hayır. Çip biraz yandı. Yani şu böyle eller önde kapalı saygı duruşu vardı. Karnı olan hanımlar ellerini böyle karnının üstüne koyar. Öyle yani ev kadını rahat böyle ben şey. Ben de ayakta kaldım. Tabii ev ayrı. Kendin kalktın. Anladım. Yoksa ev hali başkadır hepimizin. Ben mesela ayağımı altıma alırım. Öyle otururum. Ay, sizle ilk tanışmam geldi aklıma. Nasıldı? Çok güzel. Uzun olmasa anlatırdım. Biz Bülent Hanım'la Bülent Ersoy şov yapacağız. İşte bizim patron, yapımcı ben falan Bülent Hanım'ın evine gittik. İşte annesi var Necla teyze. Bizi bir salona aldılar. Bülent Hanım yok. Yarım saat oldu yok, 45 dakika oldu yok, bir saat oldu yok. Ben sanıyorum ki Bülent Hanım saçını yaptırmaya gitti, makyaj falan, hani yapımcılar gelmiş. Bir süre sonra bir oda kapısı açıldı, Bülent Hanım çıktı. Bazen bir gecelik makyaj yok, hiçbir şey yok. Geldi ayağını da altına aldı, oturdu. Birden bir anlamadım niye bu kadar bekledik. Neredeyim? Muhtemelen uyuyordunuz herhalde. Uyuyordum herhalde, ne bileyim ben. Hay Allah'ım güzel anıymış ama gerçekten. 80. 80 Armağan Çağlayan'dan geldi. Bu arada Uygar bir şey söylemek istiyor galiba. Deminki konuyla ilgili. Unuttun mu? Unuttum. Unuttu. Peki tamam. Deminki konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim dedi ama unutmuş. Geçmedi ama. Can puanını alabilir miyiz? 90. 90 geldi Can Bonomo'dan. Deniz Seki'den 90. Ve Bülent Hanım bakalım ne diyecek? 97. 97 geldi. O da neden? Neden? O 7 ile durmadan oynuyorum. Bu orta parmağım, makineleriniz bozuk kardeşim. İşaret parmağı. 95 mi verecektin? Bir de 95 verecektim. Bir de Kanal D gibi süper böyle bir... Plus efendim, kanal. Plus. A plus bir kanalda makineler çalışmıyor. Kanalda bu değil sorun, bizde olabilir. O yüzden... Hayır, hayır, ama makineler, sizin... Makineler çalışıyor da tırnaklarla olmuyor. Hayır, tırnak değil. Sen de hep bana saldın. ne tırnağı yok. Elimi bak, elimi. Kızım sen de bak. Bu ne bu? Bakıyorum. Bu benim elim mi? 95 oldu işte. Oldu. Ha, kendi kendine oldu ayol. Üzerine basar bas. A plus kanal dediniz ondan oldu. Dileyince oluyor demek ki. Bülent Hanım, o kadar. Ama artık kanal 97 kanal, inmez. Evet. Cuma günü. 97 çıktı bir kere ağızdan dedi Bülent Ersoy. 97, 80, 90 ve 90 geldi Can Bonomo'dan. Çok teşekkür ederim. Ortalamayı görelim. Gayet güzel ortalamalar. Eğer siz de Uygar'a
destek olmak istiyorsanız Kanal D.com.tr'den oylarınızı verebilirsiniz. Rize'ye gidiyorum, Rize'ye. 89.25. Bunlar beni enterese etmiyor Sayın Erkır. Rize. Bu Yaylada evimiz şey, var hocam. 97'ler falan. Ben Rize'ye gidiyorum. Yaylada evleri varmış. Tamamdır bu iş. Tamam. Hatta babam da söyledi ki neden dedi davet etmediniz. Nerede o senin uğursuz baban? Ha? Tamam. Kendi gelip de beni Rize'de niye götürmedi? Adı ne? Enver. Enver. Bunu devirsin inşallah. Enver. Bak beni çağıramadı karısının korkusundan tabii. Peki. Evet, devam ediyoruz. Bakalım sırada kim varmış?